Merhaba, iyi akşamlar. Ben Senem Görür Yücel. Bugün itibariyle her hafta Salı günü akşam 20'de yayınlayacağımız bir programa başlıyoruz. Medyaskop izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isimle değerli hocamız Soli Özel ile birlikte programımızın adını da Sınır Ötesi koyduk. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım hocam. Daha iyi de günlerimiz olmuştu vallahi. Siz nasılsınız? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Daha iyi günlerimiz olmuştu. Önümüzdeki günlerin çok iyi olacağına dair de pek bir ışık yok doğrusunu isterseniz ama ne yapalım, hayat devam ediyor. Ben de böyle karamsar, sonunun karamsar olacağını bildiğim bir soruyla başlayayım o zaman. Hepimizi aslında gece saatlerinde bir süredir de aslında herkesin beklediği bir olay yaşandı. İsrail ordusu göz göre göre gece iki sularındaydı yanlış hatırlamıyorsam Lübnan'ın güneyine kısıtlı, lokal ve hedefli kendi açıklamaları böyle bir operasyon başlattıklarını duyurdular. Şimdi ilk soru şunu sormak istiyorum hocam. Yani Gazze'ye de kısıtlı olarak girildi ama birinci yılını doldurmak üzere Gazze'deki savaşta 7 Ekim'e şurada sayılı günler kaldı. Kısıtlı olmadığı anlaşıldı değil mi? Gazze'nin hali ortada. Bir taraf neredeyse ilhak edilmiş durumda. Diğer taraf neredeyse bir biyolojik silah kullanılıyor. Açlıkla, susuzlukla oradaki insanlar bırakıldılar. Durum çok vahim. Yani Lübnan'da gazzeleşir mi hocam? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz bu operasyonu? Şimdi doğrusunu isterseniz ben İsrail'in Gazze'ye Hamas'ı yok etmek üzere saldırdığında kısıtlı filan dediğini hatırlamıyorum ama yani demiş de olabilirler. Benim hatırladığım kısıtlı müdahale 1982'deki Lübnan işgaliydi. Yani güya işte 25 mil 40 kilometre Litani nehrine kadar girecekti İsrail ordusu. İşte FKÜ oradan atacaktı. Katyuşa roketleri o zamanlar Katyuşa roketleri diye bir şey vardı FK'nın İsrail'e karşı kullandığı. Onları etkisiz hale getireceklerdi ve İsrail'in kuzeyi işte rahat edecekti filan. Üstelik de bunu 1981'de imzalanmış bir ateşkes varken Londra'daki İsrail Büyükelçisi'nin FKÖ dışındaki bir örgüt, Abu Nidal'in örgütü tarafından suikast teşebbüsüne maruz kalmasının ardından mazeret diye kullanıp ateşkesi bırakmışlardı. Ayrıca ateşkesi de pek umursamadıkları, aslında bu harekatın planlarının ateşkesten aylarca önce hazırlanmaya başlandığından da biliniyordu. Şimdi dolayısıyla ve İsrail'in son bir yıl boyunca yaptıklarına baktığınızda bu harekatın sınırlı kalma ihtimali ne kadar güçlü olduğunu kestiremiyorum. Hızbullah'ın burada işgalci o İsrail ordusuna karşı bir etkili direniş gösterip gösteremeyeceğini bilemiyorum. Sonuç olarak tüm liderliğini kaybetmiş, iletişim imkanları neredeyse sıfırlanmış olan bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla kendi topraklarında olmalarına rağmen ki İsrail'in kara harekatına girişmesi ihtimali konusunda pek çok analist, Hızbullah da bunu çok ister, onların topraklarına girin, kendi alanlarında sizin canınızı okurlar diyorlardı. Ama işte Nasrullah'ın filan da öldürülmesi bunun ardından geldi. Dolayısıyla sahadaki koşulların ne olacağını bilemiyorum. İsrail bir hamle yaptı, Hızbullah'ın bir karşı hamle yapıp yapamayacağı ya da o karşı hamlenin etkili olup olmayacağına bağlı olarak belki olayın ne kadar sınırlı kalacağını ya da kalmayacağını öngörebiliriz. Ama Beyrut'a kadar gitmeye kalkarlarsa, Beyrut'un güney mahallelerine kadar gitmeye kalkarlarsa da açıkçası şaşırmayacağımı söyleyeyim. Hocam bu Hizbullah içerisindeki liderlik mücadelesi, işte liderlik sorunu veya işte örgüt içerisinde olabilecek çatışma riskleri de konuşuluyor, çiziliyor. İsrail buradan da biraz hani nemalanarak bu operasyonu bu zamanlamada yapmış olabilir mi? Yok yani demir tavında dövülür. Şimdi değil mi? Bütün şeyi kesmişsiniz. Bütün liderlik kadrosu iki kişi dışında yani adı bilinen liderlik kadrosundan iki kişi dışında herkes öldürülmüş. Okuduğuma göre 1 milyona yakın Lübnanlı Şii ve başkaları da onlarla birlikte yaşayan herhalde. Çünkü güneyde Hristiyanlar da var. Beka Vadisi'nde ne kadar var bilmiyorum. Bunun 1 milyon kişi kendi ülkesinde mülteci haline geldi. Yerlerini, yurtlarını terk ettiler. Oralara geri dönüp dönmeyecek, dönemeyecekleri filan da belli değil.
Yani bu kargaşa ortamında ne yapmak istiyorlarsa yapacaklardır. Herhalde hedeflerinden biri Hızbullah'ın füzelerinin saklandığını düşündükleri yerlere gitmek, oradaki füzeleri etkisizleştirmek, yok etmek falan olsa gerekir ve bugünkü kargaşa ortamında iletişim imkanlarının en hafifinden çok kısıtlı olduğu ortamlarda da Hızbullah'ın doğru dürüst bir direnişte bulunamayacağını düşünüyorlar. İçerideki liderlik kavgası bunun, ya bu mantık içinde çok da öne çıkabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Asıl mesele örgütün örgüt olarak hareket edebilme kapasitesinin ne ölçüde hasar görmüş olduğu bu tüm liderleri öldürüldükten sonra. Ve bence asıl önemli soru o. Hocam Netanyahu için diyorduk ya hani işte destek oranı düştü. Görevde kalabilmesi ancak bu savaşı bir şekilde uzatmasına bağlı. Kendi koltuğunu korumak istiyor vesaire. Bunu buradan okuyabiliriz ama ben yine sabah birkaç yerde Hizbullah saldırılarının ardından Netanyahu'ya destek oranının arttığını, kendisinin de biraz şöyle koalisyonda da toparladığına dair bazı yorumlar okudum. Katılır mısınız? Evet. Vallahi açıkça söyleyeyim, bir gazeteci dostumla bu Hamas'a Gazze'ye saldırı başladığında konuşmuştum. O zaman ona inanmadıydım. Doğru bildi. Bu bir yeniden seçilir dedi. Ve bir yılın sonunda büyük ölçüde de karşısındaki muhalefet liderlerinin hakikaten beş para etmez olmaları, en azından Netanyahu'dan daha farklı bir şey söyleyemeyecek olmaları nedeni, söylemiyor olmaları nedeniyle, bence Bibi Netanyahu yarın seçime girse, hadi yarın değil öbür gün seçime girse, koalisyonunu bir arada tuttuğu takdirde yeniden başbakan olma ihtimali işte küçümsenecek gibi değil. Şimdi 64 sandalyesi vardı. 6 sandalyeli bir parti, eskiden kendisine muhalif olduğu için Likud Partisi'nden istifa etmiş olan birisinin partisi de şimdi koalisyona dahil oldu. Hatta Savunma Bakanı'nı atıp yerine o başkanı, o adamı getireceği söyleniyordu. Bunu yapmadı. Ona şimdi bir çok da önemli olmayacak bir bakanlığı verdi. Şu anda yani 70 milletvekili olan bir sandalye desteğine, 70 milletvekillik bir sandalye desteğine İsrail Meclisi Knesset'te sahip ve durumu iyi idare ettiği gözüküyor. Kendi toplumun önemli bir bölümü tarafından sevilmediğine hiç şüphe yok ama sonuçta oy verecek başkasını da göremediğiniz takdirde de bu adama yeniden oy verebilirsiniz. O da yani İsrail'deki özellikle solun aczini gösteriyor ya da bu 7 Ekim travması nedeniyle İsrail toplumundaki büyük içsel sarsıntının, travmanın Bibi ile devam etmek daha hayırlı olacaksa güvenliğimiz açısından bunu da yapabiliriz noktasına toplumu getirmiş olmasıyla açıklanabilir. O nedenle bana bu rakamlar açıkçası şaşırtıcı gelmiyor. Ben kendim de birkaç ay önce bu gidişatla, özellikle de muhalefetin herhangi bir farklı şey söyleyecek durumda olmaması nedeniyle bu tür bir sonuca varılabileceğini düşünmüş ve ürkmüştüm ama şu andaki durum hakikaten bunu gösteriyor. Özellikle Hızbullah, şimdi şu neyi gördük biz Senem Hanım? Şimdi biliyorsunuz 7 Ekim'in aslında biliyorlardı da mazeret olsun diye yapılmasına izin verdiler diye düşünen bir grup insan var. Ben onlardan biri değilim. Ama bütün okuduklarımızdan ortaya çıkan İsraillilerin neredeyse 2006'daki savaştan beri, yani en azından 18 yıldan beri, hadi bilemediniz 10 yıldan beri Hızbullah'ı nasıl yok ederiz, ona karşı neler yapabiliriz diye örgütlendikleri. İşte Financial Times gazetesinde bu istihbarat konusunda nelerin yapılmış olduğuna dair çok detaylı ve çok etkileyici bir yazı çıktı. Bunun sonu şimdi bu olay, yani Hızbullah'a yönelik saldırı silsilesini başlatmış olan çağrı cihazlarının patlaması olayına baktığınızda, çağrı cihazlarını üreten şirketi Macaristan'da 2022'de kurduruyor İsrailliler. 2023'te kurdurmuyorlar ya da 7 Ekim'den sonra kurdurmuyorlar. O belli ki büyük ölçüde Hızbullah'a odaklanmışlar. Asıl düşman olarak onu görüyorlar. İran'ın en önemli
müttefiği olduğu için de ve İran'ın etkisi kırılacaksa ancak Hızbullah da üzerinden kırılabilir diye düşündüklerinden Gazze tarafına biz onu nasıl olsa hallettik, Hamas'ı satın aldık, Hamas da artık fazla bir şey yapmaz diye de bir rehavete kapıldıklarından oraya, yani Hızbullah'a odaklanmışlar, Gazze'ye dikkat etmemişler, Hamas'ı ciddiye almamışlar. Onun sonucunda da tıpkı 1973'te Mısır'ı ciddiye almadıkları gibi büyük bir sürpriz saldırıyla karşılaştılar ve yani İsrail açısından çok ağır, çok travmatik, müthiş şiddet yaşanan bir gün gerçekleşti. Onun ardından da bu sefer bence Hamas'tan çok Gazze'yi yok etme amacıyla da savaştılar. Üç aşağı beş yukarı da fiziki olarak Gazze yaşanılacak bir yer olmaktan çıktı. Eğer Refah kapısında Mısırlılar direnmiş olmasalardı kanaatim Gazze nüfusunun önemli bir bölümünü de Refah kapısından Sina'ya doğru da sürmek isteyeceklerdi. Ama dediğim gibi asıl hedefleri Hızbullah'mış. Bununla ilgili müthiş hazırlıklar yapmışlar, o belli. Ve belli ki gene Hızbullah'a öylesine nüfuz etmişler ki elek gibi bilgi akmış İsraillilere. Demek ki içeride pek çok onlar adına çalışan insan var. Bunun da gene o Financial Times şeyindeki haberindeki ya da analizindeki önemli bir detay. Hızbullah kendini çok iyi sakınan, koruyan, mensuplarını kendisi çok iyi eğitebilen ve dışarıdan içine girilmesi kolay olmayan bir örgüttü. Anlaşılan Suriye Savaşı kendisini kollayabilmesi hakkında istihbarat edinebilmesi zor bir örgüt olmaktan çıkarmış. Daha açık hale getirmiş. Buna belki 2019'dan beri başlamış olan büyük ekonomik krizin %70'i açlık sınırında neredeyse yaşadığı söylenen bir nüfusta insanların satın alınmasını da kolaylaştırdığını ekleyebiliriz. Hocam, o zaman İran'a bir parantez açmak istiyorum sizinle. Şimdi Orta Doğu'da aslında İsrail'e karşı bugüne kadar izlediği strateji az buz belliydi desek yanılmayız, değil mi? Yani büyük bir savaş çıktığında direniş ekseni diyebildiğimiz bir grup var. İranlı destek, İran destekli milis ağı. Tüm üyeleri İsrail'i yok etmek üzere ortak hedeflerine doğru koordineli bir şekilde savaşa katılacaktı. Ama geldiğimiz zaman... Savaş alanları var. Bir de İsrail'in etrafında bir ateş çemberi oluşturma kavramı var. Bunlar patladı. Fena patladı. Ve yani tabii başından itibaren İran bir savaşa girmek istemiyordu. Hala da verdiği tepkilere baktığınız zaman bundan kaçındığını görüyorsunuz. Neden Biraz hocam? Bunu biraz Batı'yla ilişkileri düzeltmeye falan mı bağlamak lazım yeni Cumhurbaşkanı'nın? Şimdi bir düşüncemi Tamam, bitireyim. tabii. Şimdi Hızbullah da şimdi geri dönüp bakıldığında 8'inden itibaren ufak ufak roket atmaya başlıyor. İlk attığı roketler aslında İsrail'in askerlerinin bulunduğu ama Lübnan'a mı Suriye'ye mi ait olduğu Şeba çiftlikleri denilen alana oluyor. Ondan sonra İsrail'in içine doğru da bu devam ediyor. İsrail de mukabele edince. Sanırım hesabı ve diyor ki Hızbullah Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar da ben buna devam edeceğim. Sanırım İsrail'in Hızbullah'ı yok etme niyetinin ne kadar güçlü olduğunu anlamadığı için Nasrullah bunun her zamanki gibi bir itiş kakışla bitirilebileceğini düşündü. Öyle olmadığı geçtiğimiz 3 haftanın olaylarıyla ortaya çıktı. Gazze iyiden iyiye yatıştıktan sonra bütün gücüyle İsrail Hızbullah'a döndü. Şeyde İran'da sanıyorum İsrail'le bir kapışmaya girmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri de buna katılır diye düşündüğünden ve o tür bir savaşın altından kalkamayacağına inandığından herhalde bu toplara girmemeye gayret etti. Gazze'de Hamas'a ne Hızbullah ne İran doğru dürüst aslında yardım ettiler. İşte İran kendisine bağlı güçler işte Irak'ta Haçlı Şabi, Suriye'deki milisler, Hızbullah ve Husiler aracılığıyla buradan
bir takım kendince mesajlar verdi ama işte kendisine ya da devrim muhafızları komutanları öldürüldüğünde cevap verirken bunu Amerikalılarla koordine ederek yaptı. O malum Nisan ayında İsrail'in içerisine füzeleri gönderdiğinde, İsmail Haniye Tahran'da öldürüldüğünde de tamam şunu yapacağız bunu yapacağız dedi. Aradan aylar geçti, henüz bir şey yapmış değil. Bu hiçbir zaman hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmiyor ama belli ki İran rejimi bugünkü koşullarda kendisini böyle bir savaşa hazır görmüyor. Dolayısıyla da böyle bir savaşı, ki İsrail'in en azından başbakanının çok istediği belli olan böyle bir savaşı başlatmamak için de çok ihtiyatlı davranıyor. Yani Hameneyi'nin sözlerine bakın, Nasrullah'ın intikamını bütün İslam dünyası alacaktır. Bu topu taca atmaktan başka bir şey değil. Ayrıca dolayısıyla İran, herhalde İran'ın içinde de çok ciddi tartışmalar yapılıyordur anlaşılan. Yaptıkları ilk güvenlik toplantısında çok sertlik yanlısı olan Ayetullah ve din adamı sanırım Celil'i saldıralım edelim filan demiş, saçmalama demişler. O şimdilik yapılmadı ama giderek üzerlerinde bir cevap vermelerine yönelik baskının da artacağını sanıyorum. Şimdi bu bağlamda da bir de merak ettiğim şu konu var. Şimdi neydi? İsrail ve Amerika ve Fransa bir plan hazırladılar. İsrail'i de ikna ettiler ve 21 gün ateşkes olacaktı. Amerikalılar başından itibaren kara savaşı olmasın diyorlardı. Lübnan'a girilmesin diyorlardı. Nasrullah Öncü Bibi Netanyahu bir kez daha Amerika'yı kepaze etti. Varmış olduğu anlaşmadan vazgeçti. New York'tayken de Nasrullah öldürme hamlesinin başlamasına telefonla izin verdi. Şimdi Nasrullah öldürüldükten sonra da Amerikan Cumhurbaşkanı aman ne iyi oldu diye bir mesaj yayınladı. Ve Amerikalıların söylemi değişti ve işte şimdi sizin söylediğiniz gibi dün gece 2 itibariyle İsrailliler Lübnan'a girdiler. Amerikalıların da bunu engellemek için bir şey yaptıkları ya da söylediklerine dair bir emare henüz yok. Hocam, bu noktada şunu sorayım o zaman. İsrail'i durduracak bir güç yok mu? Şu an için yok. Yani Amerikan seçimlerine aşağı yukarı 5 hafta Evet. kaldı. Hiçbir Amerikan siyasetçisi burada İsrail'e ne yapıyorsun sen bakayım dur diyemez demiyor, diyemedi zaten. Ayrıca eğer Biden yönetiminin İsrail'i durdurma gibi bir imkanı var idiyse sanıyorum ilkbahar aylarında bunu yapmış olsaydı becermiş olacaktı. Ondan sonra işte Mayıs'ta ateşkes planı açıkladı Biden. Bir dalga geçti ya. Yani hakikaten Amerikan yönetimini kepaze etti. Ben de onu düşünüyorum. Yani bunu sadece lobinin gücüyle açıklamak veyahut da Biden'ın şahsi eğilimleriyle, ideolojik eğilimleriyle açıklamak mümkün mü kestiremiyorum. Herhalde İran'a karşı, çünkü bütün bu işlerin sonucunda en azından benim bugün görebildiğim 2003 sonrasında ortaya çıkmış olan, şekillenmiş olan İran'ın Orta Doğu'daki en güçlü ülke haline geldiği konjonktür yavaş yavaş yok ediliyor. Yeniden kurulabilir, kurulamaz onu henüz kestiremiyorum. Belki Amerikalıların da kesinlikle Körfez'deki Arap ülkelerinin işine geldiği için İsrail'in bunları bu kadar ileri giderek muazzam bir katliamla gerçekleştirmesine göz yumuldu. Bütün bunların ABD'nin dış politikasında hakim olduğu söylenen insani değerlerle hiçbir alakası olmadığı da açık aşikar olduğuna göre şu anda küresel güney dediğimiz eskinin üçüncü dünyasından müthiş bir tepkinin yükseldiğini, Batı'nın ikiyüzlülüğü karşısında müthiş bir öfkenin, nefretin biriktiğini düşünecek olursak, bence Amerikan prestijine ve yeni bir dünya düzeni kurulurken Amerika'nın sahip olacağını düşündüğü avantajlara büyük bir zarar verdiğini de görüyoruz. İşte Birleşmiş Milletler'de gördünüz, millet kalktı, Bibi Netanyahu konuşurken salonu terk etti. Sembolik bir şeydi falan ama bütün bunların Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Amerikan dış politikasına da bir maliyeti varken bunların hepsine göz yumulması, buna müsamaha gösterilmesinin ben sebebini
sadece lobiye bağlamakta güçlük çekiyorum. Demek ki İran'ın zayıflatılması çok önemliydi sonucuna varıyorum ama henüz bunu kanıtlayabilecek verilere ben en azından sahip değilim. Burada bir parantez açıp Amerikan seçimlerine dair öngörünüzü de soruyorum hocam, merak ediyorum. Nasıl görüyorsunuz? Kim önde, nasıl olur, Kabus, nasıl kabus. gider? Çünkü Trump'ın seçilme ihtimalinin işte düşük olmadığını düşünüyorum ve Trump'ın seçilme ihtimalinin hakikaten bir karabasan, yani seçilmesinin bir karabasan olacak. Ama diyeceksiniz ki yani Gazze'de olup bitene, Lübnan'da olup bitene bu kadar göz yumuş olan bir Biden yönetiminin başkan yardımcısı iktidara gelse ne olur, gelmese ne olur? Yani Amerika'nın dış politikadaki tutumu açısından. Beni asıl kaygılandıran şey, yani gerçi Trump yok benim hiçbir alakam yok, raporu okumadım ya, hazırlayanları da tanımıyorum filan dediyse de çok muhafazakar Heritage Vakfı'nın hazırlamış olduğu 2025 projesi diye bir rapor var, 900 sayfalık. Ben 900 sayfayı okuduğumu söyleyemem ama aşağı yukarı 150-200 sayfa bana önemli gelen yerleri okudum. Temel yaklaşımını ve neler gerçekleştirmek istediklerini biliyorum. Bu konuda da epeyce malzeme biriktirdim. Çok otoriter bir Amerika'ya doğru gidileceği kanısındayım yeni bir Trump yönetiminde. Yanında çalıştıracağı insanların şekli şemali belli de olmaya falan başladı. Zaten demokrasilerin ciddi krizde olduğu bir ortamda ABD'deki de beğenin beğenmeyin var olan demokrasinin daha otoriter bir yöne doğru kayması, bireysel hakların fena halde ezilmesine göz yumulacak bir ortamın şekillenmesi, işte kürtajla, kürtaj yasağıyla ya da kürtaj serbestliğinin kaldırılmasıyla başlayan gelişmelerin, kadınların haklarına giderek daha fazla halel getirecek düzeylere gelecek gelme ihtimalini barındırması, bütün bunlar dünyaya emsal de teşkil edeceği için beni kaygılandıran şeyler, bir Trump, olası bir Trump yönetiminde. Ama şu ana kadar Kamala Harris'in belirleyici şekilde öne çıktığına dair bir araştırma görmedim. Kaldı ki Amerika'nın seçim sisteminin garabeti nedeniyle de kimin ne kadar oy aldığından çok 7 salıncak eyalet denilen eyalette kimin önde çıkarak oranın ikinci meclise, yani bu delegeler meclisine gidecek delege sayısında kime destek vereceği önem taşıyacak. Orada da güneydeki 3 eyalette hala Trump önde gibi gözüküyordu en son baktığımda. Michigan'da ne olacağı belli değil. Pensilvanya'da Kamala Harris kıl payı farklı öndeydi. Şunu anlatarak söyleyeyim, belki daha açıklayıcı olabilir izleyici açısından. 2016'da Hillary Clinton 3 milyon daha fazla oy almıştı. 3 eyaletteki toplam 78 bin oy nedeniyle seçimleri kaybetti. Biden 17 milyon daha fazla oy aldı 2020 yılında, fakat seçimleri gene 80-90 bin, 3 eyaletteki 80, hatta 2 eyaletteki 10 bin, 20 bin oy farkıyla, Georgia ve Arizona'daki oy farklarıyla kazanabildi. O nedenle genel oy değil Amerika'da önemli olan, eyaletlerin göndereceği delege sayısı önemli. Orada da 7 eyaletin hangi yöne kayacağına bağlı. Bunun da sanıyorum cevabını taraflardan hangisinin kendi seçmenlerini sandığa götürmekte daha başarılı olacağı da göreceğiz. Konudan konuya atlıyorum ama Amerika açılınca sormak istedim hocam. Geçenlerde Katy Perry'nin bir iddia attı ortaya Amerikan yetkililerine dayandırarak bu S-400'ler meselesi hakkında. İşte İncirli'yi eğer iki ülkenin de gözetiminde bırakırsanız biz bu sorunu çözmeye razıyız mealen. F-35 projesine de siz geri dönebilirsiniz diye. Sabah Lavrov'un açıklamalarını gördüm. Dün CNBC'den biri sormuş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ya böyle bir şeyler konuşuluyor, siz ne diyorsunuz falan diye. Demiş ki Lavrov da işte Rusya'dan izin almadan bu iş olmaz. Üçüncü bir ülkeye de satamaz. Üçüncü bir ülke tartışmaları da var. Bir şey değildi yani. Yani siz bu hani İncirlik meselesini nasıl okuyorsunuz diye sormak istedim. O yüzden böyle parantez açayım istedim. Ya bunlar bana bir takım hayaller gibi geliyor. Ya da yani Rusya'yla ipleri koparma noktasına gelecek
gelmeyi göze almanızı gerektirecek adımlar gibi gözüküyor bunlar. Ve yani bu S-400 alımının ne kadar korkunç bir hata olduğunu, belki Cumhuriyet tarihinin en büyük hatalarından biri olduğunu dış politikada, güvenlik politikasında bize bir kez daha gösteriyor. Öyle bir çukura soktu ki Türkiye'yi çıkamıyorsunuz işte. F-35 programından atılıyorsunuz. Müttefiklerinizle aranız iyiden iyi açılıyor. Şey yapan konuşlandıramıyorsunuz. Rusya'ya bu konuda ayar filan vermeniz söz konusu değil. Rusların istemediği hiçbir şey yapmanız mümkün değil. O nedenle ben bu tür yazıları okuduğumda bu tür konuşmalar yapılıyor olabilir. Zamanında dönemin savunma bakanı Hulusi Akar da kendince bir takım formüller üretmişti filan ama dediğim gibi Rusların kabul etmeyeceği bir şeyi sizin hukuken yapmanız mümkün, anlaşmanın hükümlerine göre yapmanız mümkün değilse bunu ancak anlaşmayı ihlal ederek yapabilirsiniz. O da size bambaşka, başınıza bambaşka dertler açabilir. Hakikaten nerede? O yüzden büyük ihtiyatla yaklaşıyorum tüm bu haberlere. O zaman tekrar ben... Haberlik yapılmadığını söylemiyorum. Evet, yani anladım. Sonuç konusunda. Şöyle tekrar döneyim Orta Doğu'ya, öyle bir fasıl kapatayım isterseniz, sonra sormak istediğim tek bir soru kalıyor bu program için. Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'de işte ertesi gün milli yas ilan edilmişti. Tabii İsmail Haniye'nin özellikle iktidar kanadıyla da yakından ilişkileri, kişisel olarak da tabii ilişkileri çok fazla. Hamas'ın Türkiye ile olan ilişkileri, Hizbullah'la Türkiye arasındaki ilişkilere baktığımız zaman. Ama Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından... doğru düzgün en azından ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından Nasrallah ismini anarak dahi bir hani baş sağ olsun mesajı görmedim. Neye bağlamak lazım bu farkı diye merak ettim hocam. Mezhepçilik. Ve Suriye'de tabii yani Hizbullah olmayaydı Rusya gelene kadar o rejim muhtemelen dayanamazdı. Şeyi de gördünüz Suriye'deki kamplarda... Hatta Sevinci. Bazı Arap ülkelerinde, Sünni Arap ülkelerinde sevinç çığlıkları falan. Şimdi bu da çok ilginç, çok uzatmayacağım lafı. 2006'da İsrail Lübnan'a saldırdığında, 32 gün boyunca Lübnan'ın canını okuduğunda, Hizbullah direndi, Nasrallah bir Arap kahramanı haline geldi. Ve Mısır'da okuduğumu hatırlıyorum o zaman. Mısır'da yeni doğan erkek çocuklara Nasrullah adı filan veriliyordu. Şimdi oradan buraya Suriye yaşandı. Hizbullah bir İran ajanı gibi hareket etti. Arada tabii bir Şii ekseni kurulduğuna dair Arap, Sünni Arap devletlerinde çok ciddi bir kaygı oluştu. Gazze, Hamas dışında İran'ın bu direniş eksenindeki çatışan örgütlerin hepsi Şii örgütleri filan. O nedenle de yani Nasrallah eskisi kadar makbul birisi olmadı. Bir de unutmayalım işte sicilinde de Lübnan'ı yeniden inşa eden Sünni Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinde de payı olduğunu ya daha doğrusu Hizbullah'ın o işi Suriyelilerin isteğiyle yapmış olduğunu biliyoruz. Ben buna bağlıyorum. Hocam o zaman son olarak sormadan geçmeyeyim. Bu hafta çok konuşuldu. Geçtiğimiz hafta patladı. Tabii bu New York Belediye Başkanı Eric Adams iddianamesi, 57 sayfalık iddianame. 5 Türk iş insanı, bir Türk yetkilinin ismi geçiyor galiba iddianamede. İşte manşetler atıldı, büyük Osmanlı soygunu falan diye. Amerika'da herhalde böyle bir komedi mizah programlarına da konu oldu falan bu yaşananlar. Nasıl okumak lazım? Bir kere yani Türkiye ölçeklerinde baktığımda adamın çok ucuza da gittiğini düşünüyorum. Ya başı çok dertte olan bir belediye başkanı, etrafındaki pek çok insan yolsuzluklar nedeniyle istifa etmek zorunda falan kaldı. İşgüzarlık da var değil mi? Yani doğru dürüst bina inşa edeceğine, Cumhurbaşkanı geldiğinde binanın hazır olmamasına çok kızmasın diye rüşvet vererek yangın kriterlerine uyduğunun tescil edilmesini istiyorsun. Bundan dolayı da kontrolü yapacak olan kişi işini kaybetmekle tehdit ediliyor filan. Türkiye açısından çok da iyi bir görüntü verdiğini sanmıyorum. Ama geçen de Bloomberg'de 4 kişinin değerlendirmeleri vardı. Onlar da bunu hani açıkçası
çok ciddiye almıyorlar. Çünkü New York ya da Chicago gibi kentlerin belediye başkanlarının her şeyi usulüne uygun yaptıklarına dair bir sicil Amerikan'ın 200 küsur yıllık tarihinde pek yok doğrusunu isterseniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli program içindeyim. Sonu biraz öyle oldu en azından. Ben Karamsar de konu. teşekkür ediyorum size. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.